Şeyh Mülküşşah. Ahmet. 500'lü güzel insanları, sevecen insanları, hepinize merhaba. Biliyorsunuz bugün 10 Mayıs Anneler Günü. Ben anne sevgisi karşılıksız sevgidir. Çocuklarını gece uyumaz uyutur, yemez yedirir. Bizim varlık sebebimizdir. O yüzden bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bugün biliyorsunuz yine Livatya'da Hıdrellez şenliklerimiz var. Bunu sizler için düzenledik. Kim geliyor? Güllü geliyor. Kim geliyor? Aysun Taştepe geliyor. Taşçeşme geliyor. Kim geliyor? Sinan Zor Bey geliyor. Evet. Yanında Roman Halk Oyunları var. Bir de bugün size bir sürprizimiz var arkadaşlar. Bakın, Cumhuriyet tarihinde ilk defa parlamentoya gidecek Roman milletvekili Özcan Burcu da aramızda. Şimdi ben sözü fazla uzatmıyorum. Akşam Anneler Günü'nü de kutluyorum bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Allah dualarınızı kabul etsin bugün inşallah. Türkiye'de 6 milyon Roma vatandaşı var. Ama bugüne kadar yoksulluk, evsizlik, çaresizlik, işsizlik belimizi büktü. Biz bu ülkede insanca yaşayamadık. Her gün bir sıkıntı yaşayamıyoruz. Kendi içimizde sıkıntı yaşarken bir de dışarıda ayrımcılık görüyoruz. Dışlanıyoruz, ötekileştiriyoruz. Roman olduğumuz için her yerden kovuluyoruz, itiliyoruz, kakılıyoruz. Ama bundan sonra Roman kardeşiniz var milletvekili. Hiç merak etme. Bakın, biz bu ülkede bütün savaşlardan vardık. Çanakkale Savaşı'nda da Romanlar vardı, İnönü'de de vardı, Kurtuluş Savaşı'nda da vardı. En gariban Romanımızın dahi evinde Türk bayrağı asılıdır. Bunu herkes biliyor. Bu kadar vatansever bir toplumuz. Nasıl yaşıyoruz? Açlıkla, sefillikle, işsizlikle insanca yaşayamıyoruz. Hiç kimse gelip bizi bugüne kadar sormadı. Ne zaman askere gidecek çocuklarımız, gençlerimiz devlet adına çıktı karşımıza. Ondan önce neredeydin? Neredesin? Ben romanımı diye sormuyorsun. Aç mısın, susuz musun? Elektriğin mi kesik, suyun mu kesik? Evde mi yaşıyorsun, barakada mı yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? İnsanca mı yaşıyorsun? Ama bundan sonra Roman kardeşlerim bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Birinci sınıf vatandaşız. Türkiye'de ilk defa Cumhuriyet tarihinde bakın ilk defa bir Roman milletvekilimiz var. Bunu kim yaptı? Kim yaptı bunu? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yaptı. Bundan sonra bakın, bu çok önemli bir zaman. 7 Nisan Romanların gerçek açılımıdır. 7 Nisan 2015 tarihi Romanların devrimidir. Bunu herkes böyle bilsin. Artık Romanlar için yeni bir sayfa açılıyor. Tamam. Artık Romanların mecliste sesi var. Romanların sorunları da mecliste konuşulacak. Belediyede konuşulacak. Valilikte konuşulacak. Kaymakamlıkta konuşulacak. Benim Roman halkım bundan sonra sahipsiz değil. Herkes bunu öyle bilsin. Bundan sonra ayağınızı taşa vursanız Roman kardeşimiz var. Hiç merak etmeyin. Sevgili kardeşlerim, ben milletvekili oldum. Diyeceksiniz ki bize ne faydası var? Olur mu? Olur mu hiç öyle? Bakın şimdi. Bakın, anlatıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk defa bir Roman vekil çıktı mı? Çıktı. Şu an herkesin gözü Romanların sandıklarında. Neden sandıklarında? Onu anlatayım size. Burada Bandırma'dan çıkacak Roman mahallesinden oylarla bir dahaki dönem ben değil sizin belki evladınız milletvekili adayı olacak. Sizin çocuklarınız milletvekili adayı olacak. Bundan sonra yolumuz açıldı Romanlar.
Yolumuz açık bundan sonra. Yolumuz açık. Hiç kimse bundan sonra. Aa sen Roman Mahallesi'ne oldun. Geçen arka sıraya demeyecek. Roman kardeşlerim en ön sıraya geçecek bundan sonra. Hiç kimsenin şüphesi olmaz. Sevgili kardeşlerim bakın. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızla 2011 yılından beri Roman kardeşlerimin sorunlarıyla ilgili oturup kardeşlerimizin sorunlarını nasıl çözeriz diye her ay oturup toplantılar yaptık. En son stratejimizi, programımızı belirledik. Roman kardeşim bundan sonra işsiz kalmayacak. Roman kardeşim 277 lira aylıkla ev sahibi olacak. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Bakın ben çadırda doğdum, çadırda büyüdüm. Yokluklarla okudum, üniversiteyi bitirdim, yurt dışında eğitimler aldım. Avrupa Konseyi'nde çalıştım, Avrupa Parlamentosu'nda çalıştım. Bir Roman çocuğu olarak. Bir Roman çocuğu olarak. Bundan sonra... Sizin haklarınız için, sizin sorularınız için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altındaki bütün milletvekili abilerimle, belediye başkanlarımla gücümüzün sonuna kadar gece gündüz hem Bandırma'da hem Balıkesir'de hem İzmir'de hem Ardahan'da hem Mersin'de sonuna kadar çalışacağız. Artık Cumhuriyet Halk Partisi Romanların yanında ve arkasında. Hiç kimse merak etmesin. Bunu da nasıl belli etti? Bir Roman çocuğunu aldı, milletvekili yaparak belli etti. Gerçek samimiyet budur. Gerçek Roman açılımı budur. Bundan sonra vaatlere kalmayın kardeşlerim. Bakın. Bundan sonra vaatlere kalmayın. Kim ne getirirse alın, yiyin, için. Ama Roman kardeşinizi unutmayacaksınız. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Bakın bugüne kadar dediler ki hep Romanlar kendilerini işte parayla değişiyorlar, oylarını satıyorlar. Erzakla oylarını satıyorlar. Bundan sonra bakın. Ananızın sütü gibi helal olsun. Alın. Hepsini alın. Ama Roman çocuğunu unutmayacaksınız. Tamam mı? Roman çocuğu sizin için oraya gidiyor çünkü. Roman çocuğu meclise Roman kardeşlerimin sorunu için gidiyor. Ayağınızı taşa vursanız Roman kardeşini arayacaksınız. Bandırma'daki sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herkesin önünde, bütün dünyanın önünde paylaşacak. Ayşe ablamın sorununu da anlatacak. Fatma ablamın sorunu da, Ahmet Agam'ın sorunu da anlatacak. Bundan sonra Romanlar için yeni bir çağ, yeni bir dönem, yeni bir yaşam. Yalnız dediğim gibi herkesin gözü Roman sandıklarında. Şuradaki mahalleden, Roman kardeşlerimin buradaki mahallesinden eğer Roman sandıklarından Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy çıkmazsa beni belediye başkanına mahcup edersiniz. Milletvekillerime mahcup edersiniz. Ben sizin için hiçbir şey yapamam. Benim belediye başkanıma yüzüm olmaz. Milletvekilime yüzüm olmaz. Çünkü oy çıkmadı. Onun için oy çıkaracağız kardeşlerim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne atacağız oylarımızı. Tamam mı? Roman çocuğuna sahip çıkacaksınız. Roman çocuğuna sahip çıkacaksınız. Bakın bugün ben, yarın sen. Yarın sizin çocuklarınız milletvekili olacak. O sebeple Türkiye'de bütün Romanlar büyük bir heyecan içindeler. İlk defa Cumhuriyet tarihinde Roman vatandaşlarının milletvekili olacak. Bakın size birçok sözler verildi. Yok sağlık ocağı yapacağız, yok şunu yapacağız, yok bunu yapacağız. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Roman çocuğu size nasıl yalan söylesin? Sizin kendi canınız kendi kanınız. Ben sizin için yüreğimle, canımla, malımla, her şeyimle, milletvekili abilerimle, belediye başkanı abilerimle, örgütümle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm teşkilatıyla yalnızdayım. Biz sizin artık sesiniz, soluğunuz, her şeyiniz olacağız. Siz de bizi mahcup etmeyeceksiniz, tamam mı? Söz mü? Söz mü? Bakın, bizi ancak kim anlar? Allah'a ısmarladık. Çok sağ olun. Allah'a ısmarladık. Bakın bir şey daha söylüyorum, özür diliyorum. Şimdi ben fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Nasıl bu mevkiye geldim? Nasıl geldim? Okuyarak geldim. Aç kaldım, ayakkabısız kaldım, ceketsiz kaldım, soğukta üşüdüm, yağmurda ıslandım ama okuluma gittim. Onun için çocuklarınız soğuk da olsa,
çamur da olsa, yağmur da olsa, aç da olsa okula gidecek, Özcan abileri gibi üniversiteyi bitirecek, orada milletvekili olacak. Söz mü? Çocuklarımızı okula gönderiyorsunuz. Tamam mı? Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Roman çocuğunu unutmayın. Oylarımız Cumhuriyet Halk Partisi. Değerli kardeşlerim, bugünkü etkinliğimize, Livatya sahiline hepinizi bekliyoruz. Orada bir nohutlu pilav ve ayran ikramımız da olacak. Ondan sonra sanatçılar... Serkan! Evet Özcan Bey, hoş geldiniz Bandırma'ya. Evet, siz Romanca, romanlara bir şey seslendiniz. Bandırma romanları aslında ne olmuş? Bir gün de anlamadım. Ne dediniz? Bir tercüme eder misiniz? Allah'a ısmarladık. Allah sağlık versin, mutluluk ve huzur versin dedi. Evet. Evet, teşekkür ederim.
Oynayanlara teşekkür ederiz. Biz unutmayın abi. Biz de unutmayın.